Reis, dışarıda silah sesleri var. Zeliha, burası karıştı. Firuze'ye engel ol. Engel ol Firuze'ye. Leyla, Mercan sende. Mercan, içeri geçiyoruz. Şamil. Şamil. Şamil, kalk. Kalk. Hadi Şamil, kalk. Ne olur Şamil. Lütfen kalk, lütfen, 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 lütfen. Bırakma, bırakma. Ne olur bırakma. Ne olur, Şamil. En son saat kaç gibi yemek yemiştiniz? Ben doktorum. Bir saat sonra narkoz alabilirim. Tamam, ben doktorunuzla konuşayım, ona göre planlayalım operasyonunuzu. Olur. Ben şuraya bir imza alabilir miyim? Tamam, teşekkürler. Bir saat sonra, bir saat sonra. Bir saat sonra her şey bitmiş olacak. Firuze. Hadi vazgeç kızım. Kalkıp evimize gidelim ha. Bak, hem Temur da istemiyor. Sen Temur'u mu aradın hala? Neden böyle bir şey yaptın? Sorduğun sorunun saçmalığının farkındasın değil mi? Konuştuğum kişi karnındaki bebeğin babası. Firuze, bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil kızım. Ama o bana sormadan bir sürü karar verebiliyor. Hatta bunları kabullenmemi istiyor. Bak, duygusal davranıyorsun. Benim anladığım kadarıyla Timur'un seçimleri kendinden bağımsız gelişmiş olaylar. Bu farklı bir durum. Sen ikinize ait bir hayata son vermek üzeresin. Eğer her şey eskisi gibi olsaydı, ben bir an bile tereddüt etmez doğururdum bebeğimizi. Temur, Mercan ve ben. O günleri o kadar özlüyorum ki. Bu günlerin yeniden olmayacağı ne malum Firuze? Acele karar verme. Benim o hayatım gerçek değilmiş ki hala. Ben evlendiğim adamın kim olduğunu bile bilmiyormuşum. Ben Temur Turan'la evlendim. Ama Leyla'nın yanında o konakta gördüğümüz kişi o değildi. Başka biriydi. Cezayir Türk'tü. Mercan'la beraber sanki bir aile gibiydiler. Kendimi o an o kadar yalnız, o kadar dışlanmış hissettim ki yüreğime bir bıçak saplandı sanki. Ben o an anladım. Temur yok artık. Yok. Bende var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Bende sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.